Efendim bu hafta ortasından Çoruh Nehri akan, yukarıdan muhteşem kalesi bakan, saklı şehir, saklı kent, Bayburt'tayız. Bayburt, Soğanlı ve Kop Dağları, Sıra Kayalar Şelaleleri gibi doğal güzellikleri, antik kentler, Bayburt Kalesi ve Korgan Köprüsü gibi tarih miraslarının ev sahibi muhteşem bir şehir. Saklı şehir, saklı kent, Bayburt'tayız. Ver abi cezasını. Oo. Böyle bir paketten bunun çıkacağı aklıma gelmez. Civi çekiyorum. Civi çek. Civi çekirsen Allah çektirmesin. Evimizi buzdolabı kapağıyla mantolama yaptık. Buzdolabı kapağıyla evet. Evimizi mantolama yaptık. Evet. Yani şunu baktıktan sonra vallahi aynı yemek gibi ha. Ha kuzu ha bu. Selamünaleyküm. Hiç rahatsız olmayın. Allah razı olsun. Şöyle geleyim. Aman. Hoş geldiniz. Sefa sağ ol. Kurban olayım yaralı. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah. Sağ ol. Çay bak. Ödünüz. Evet. Meşhur çay. Bu çay tabii şöyle bir çay. Bakın deneleri içinde. Özellikle otlu çay diyorlar. Evet. Otlu çay. Allah razı olsun. Ne kadar kibar bir amcasın sen öyle. Allah razı olsun. Sağ ol. Tabii bu da böyle boş boş da gitmiyor ya. Aman hep çay, hep çay. Nereye kadar kurban olayım ya? Yani çay değil mi? Devamlı da çay içince. Yemekle yeriz canım. Ha? Yemekle yeriz. Yemekle yeriz. Tabii. Beraber yer miyiz? Elbette yeriz. Güzel güzel. Ne yeriz yemek? Ne işte? Ha? Ne var buranın? Nesi ünlü? Buranın... Buranın en meşhur şeyi, yemeği, her şeyle bir de zironudur. Ziron? Evet. Nerede gördün, nerede bulurum bunu? Bunu her köy yapar da Bayburt'ta. Hı. Yalnız Yelpınar köyü daha güzel. Yelpınar? Evet. Nasıl gideceğim ben bu Yelpınar'a? Benim maceracım, sonra dünyadan çıkar. Kime sorarsan sor size o yolu göstereyim. Sonra dünyadan çıkar insan. He. Korkmaya başladım abi. Benim de hayatım devamlı sormakla yemek üzere. Bir daha sonra dünyaya gel. Doğru söylüyorum valla. Şu çayımı içeyim. Sonra mutlaka maceracı seven biri buldum. Değil mi? Sonra Bağdat bulunur da yani her abi farklı bir yerden tarif edince buraları şöyle dolandım. Ama yine her zamanki gibi kendi yöntemlerimle buldum. Anneleri, ablaları koku alma yöntemlerinden bende bir şey gelişti. Gerçi hasta olmama rağmen bakın hastayım ama burnumun biri çalışmıyor ipten. Ama diğer burnumla burada bir şey olduğunu anladım. Selamünaleyküm. Aman da aman. Aman da aman. Yani hiç benden haberi olmayan ablalar bir araya gelmiş. Ondan sonra aman bir piknik yapalım demiş, yemek yapalım demiş. Orada da ben tesadüf rastlamışım yani. Öyle mi oldu? Öyle. Ne yapıyorsun, nasılsın ana? İyiyim Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Elhamdülillah, Allah razı olsun. Sizleri gördük daha iyi olduk ya. Hele şunlarla beraber. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım, ziron açıyorum. Ne açıyorsun? Ziron. Ziron açıyorsun. Evet. O nasıl bir açmadır ki o ziron? Evet. Nedir o? Ziron şimdi bunu atıyorum, salta pişiriyor, kesiyor, tabliye döşüyor, üstüne sarımsaklı yoğurt, yağını sattık, yer afiyetle yiyeceğiz. Şu senin yapacık, edecek, pişirecek dediğin var ya, benim böyle bir karnımı acıktırdı, bir karnımı acıktırdı. Kahvede sordum, dediler ki iki yemeği var dediler. Biri ziron dediler, birinde neydi? Herse. Ha, ne? Herse. Bak nasıl dinliyor, görüyorsun değil mi? 80 yaşında ama bak nasıl kulaklar maşallah yani böyle. Tatlı çorba, süt bereği, lort olması, aşma keter, lavaş. Vallahi yani kendimi lokanta önünde hissettim ha. Vallahi. Tel elbası. Ha şimdi dediler işte o helte miydi neydi? Herse. Ha herse.
Zinon'da hels dediler. Bak tesadüf yani, bana da şu an ne çıktı? Zinon çıktı. Onlar ne çekiyor? Helva çekiyor. Helva çekiyor. Ne helvası bu? Tel helvası. Tel helvası. Anam, selamünaleyküm, kolay gelsin. Sessiz sessiz var ya orada, biz bunu Kastamonu'da görmüştük. Ha şimdi hatırladım. Kastamonu'nun çekme helvası gibi, bakın dikkat ederseniz. Ablalar, Allah Allah, hiç Bayburt'ta bunu göreceğim aklıma gelmezdi ha. Bayburt'ta özel bir tatlıdır. Bayburt'ta özel. Bu eski mi? Kastamonu çaldı mı diyorsunuz? Tabii onu bir şey yapmıştım. Pişmaniye gibi. Ha? Bizim aldılar. Tabii. Çaldılar. Ondan sonra size telif de ödemediler. Hiçbir şey yap. Görüyor musunuz? Ha bak, hiç haberim yok. Bu kadar haksız da olmaz yani. Bu kadar da haksız mı? Kastamonuları protesto mi ediyorsun? Biraz. Ha? Biraz. Bundan sonra kimse çekme elma yapmasın. Evet. Peki bu aynı mı ana? Ama şöyle baktığım zaman evet aynı vallahi. Siz de mi çekme elma diyorsunuz buna? Biz tel helvası deriz. Tel helvası dersiniz. Evet, meşhur helvası. Helvası. Bu şekilde yapılıyor. Ondan sonra aynen yine şey gibi kesiliyor, öyle mi? Evet. Ne zaman biter bu? Şimdi birazdan. Birazdan biter, evet. Bir tarafta gördüğünüz gibi Zinon denilen ilginç isimli bir yemek yapılıyor. Diğer tarafta tel helva, bakın çekme helva değil, tel helva yapılıyor. Diğer taraftan bak bak bak, gözüm yok. Çabuk. O ne? Ne yapıyorlar anne orada? Nerede? He? Cibil çekirler. Cibil çekirler. Evet. Hemen o zaman bizim de bunu kameraya çekmemiz lazım. Evet. Siz çekirsiniz de biz çekemeyim miyiz? Allah. Size bir şey söyleyeyim, ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Selamünaleyküm. Kardeşim selam. Ne yapıyorsun ana? Cibil çekiyorum. Cibil çekirsen Allah çektirmesin. Yani Rabbim inşallah yani hayırlısı çektirsin her çileden. Öyle. Bu nedir anne? Bu tel peynir derler, cibil peynir derler. Bayburtumuzun çok meşhur peyniridir. Şimdi bu peynirin şeyi bu mu? Özü bu mu? Evet. Ne o şimdi? O sütün şimdi yarısı ekşi olur. Ha? Yarısı da tatlı olur. Ha? Mayada dökersin. Şimdi bu hale nasıl geliyor peki? Yarısı eşki, yarısı tatlı koyunca o hale geliyor işte. Ondan sonra şimdi bu kardeşin döktüğü ne? Süt suyu mu? Evet, sütün suyu. Kendi özü, kendi suyu. Çekiyor. Sen bu şekilde çekme deniyor buna. Çekiyorsun. Evet, evet. Sonra? Sonra bunu tuzlu suya bırakıyorsun. Hı hı. Yerken de suyun altına az tutar tutma biraz sıkıyorsun. Tuzu yenmez. He. Birazcık adıktan sonra cibil, cibil peyniri oluyor. Evet. Peki ablacığım bunu ne kadar yapıyorsun sen böyle? Tellerine bak şöyle. Allah Allah. Tel olana kadar çeviriyorsun. Bir de ellere bakan kızarmış ellerin resmen. Evet ya. Sıcak çok. Vallahi bir şey sıcak. Allah razı olsun. Bakın, sıcak olmasa olmaz. Sıcak suda olduğu için annenin eli yana bunu yapıyor. Bakın bir yerde cibil peyniri görürseniz, bu civarlara gelirseniz, bu işin zahmetini, emeğini ne olur gözünüzü seveyim görün. Bu annenin eli, ayağı, kolu bir şekilde bakın buraya vermiş olduğu emek hep aklınızda olsun. Bir ver bakayım bana şunu. İşte meşhur, bakar mısınız şuraya, resmen makarna gibi oldu ya. Makarna gibi cibil peyniri. Al ablacığım. Ama emeği de unutmayın. Şimdi biz hala buraya niye geldik? Vallahi yani onu unuttum ha. Şimdi Sinon denilen, aslında bizim buraya gelme amacımız oydu. Bana malzemelerini lütfen say anneciğim. Un, süt, tuz, bir tane de yumurta kırarsan, hasır varsan, kesersen, böyle açarsan, tadın üstünde büşürürsen, ince kesersen, yağını sepersen, fırına verirsen, kızartırsan, sarımsaklı yoğurdunu sökersen, üstüne de yağı, tereyağını sepersen, afiyetle yersin. Bakalım Bayburt'tan sizin evlerinize hangi güzel lezzetler oluşuyor? Ablalarımın, annelerimin yaptıklarını takip etmeye gücüm yetmiyor artık. Zinon'un tepsiye dizilişini mi izlesem, yoksa Herze'nin havanda dövülüşüne mi baksam diye şaşırdım kaldım vallahi. Neyse, en iyisi ben yine ustası olduğum şeyi yapayım. Yani sizler için bu güzelliklerin tadına bakayım. Kurdu kuşu ne arıyorsun gözüm? Gel buraya, gel. Bakar mısınız şu sofraya? Yani... Ah, Bayburt olanı böyle sofra görmedi. Sağıma bakıyorum, aynı. Soluma bakıyorum, başka bir lezzet. Bayburt'la ilgili aradığınız bütün lezzetler burada var. Hangi birinden başlayayım? Yavaşça geç gözüm, yavaşça geç. Geç gözüm. O kete midir, o nedir? Ana, şundan bir tane alabilir miyim? Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Yani buna ben direkt diyorum ya, sanat eseri.
Bu bir kısmı işim. Daha hangi birini, dur bakayım hangi birini anlatayım. Meşhur hani size Ziron demiştim ya. Evet. Töh yoğurdu anne, töh. Töh kurban olayım, töh yoğurdu. Bu iyice bir birleşsin Ziron'la. Birazdan bunun tadına bakacağız. Peki biz bir çorba yapmıştık. Tatlı adı çorba. Neydi? Tatlı çorba. Tatlı? Çorba. Tatlı çorba. Evet. Bakın o ballar, kaymaklar, incirler bu şekilde. Evet. Yani hoşafımsı bir görünümü var. Acaba gerçekten tadı da hoşaf gibi mi? Hemen bakıyorum sizin için. İlk defa çorbadan çiğit çıktı. Çorba yerken çiğit çıktı. Hoşafın gerçekten çorbalaştırılmış bir hali. Gelelim buna. Bu nedir Allah aşkına? Herse. Herhalde siz yağdan vazgeçemiyorsunuz abi, öyle mi? Mutlaka tereyağı olacak. Bakın bu herse denilen yemeğin ortasındaki şu hani bak böyle bu şekilde sallıyor mu? O sallanan şey saf tereyağı. Yani nedir bu abla? Herse o horoz etinden yapılıyor. Efendim? Horoz eti. Allah Allah. Yani Bayburt'ta diyorum ki horozlar niye hiç ötmüyor? Evet, Bayburt'ta horozlar hep hersi oluyormuş. Horoz etinden başka ne var? Yarmamız var. Yarma. Tereyağı var, tuz var. Tereyağı, tuz. Bakalım nasıl bir tadı var hersenin. Muhteşem bir lezzet. Gerçekten çok güzel. Keyifle yenebilecek bir lezzet. Bu arada siz Ziron'u merak ediyorsunuz değil mi? Yani tadı nasıl diye. Bakın hemen yoğurdu içine sindirmiş. Yani o alttaki hamurlar yoğurdu içine sindirmiş. Bakalım nasıl bir tadı var Ziron'un. Tadı İç Anadolu'daki süzme yoğurtlardan daha farklı. Kendine az hoş bir tadı var. Yani Ziron farklı bir yemek ama yenmesi gereken bir yemek. Özellikle bizim kameramanımızın bayıldığı tarzda bir şey var burada. Şimdi şey desen, yani börek desen börek değil ama tatlı gibi sanki. Süt böreği. Süt böreği. Peki ablacığım nasıl yiyeceğiz bunu? Yani hemen direkt ben ham yapayım mı? Yok hayır, ben önce süt dökeceğim. Süt. Çekeceğim, ondan sonra sizi onu yiyeceğiz. Gel abla, koy ablacığım. Ben mesela önce yok abla, ben benim yanımda yap ne yapıyorsan. Vallahi ben böyle bir lezzeti yanımdan ayırmam. Anadolu'nun güzellikleri bu. Şuraya bakar mısınız? Sütle dop dolu. Birazdan hemen yedirmiyor abla. Diyor ki bir sütü alsın diyor. Tatlı. İçine iyice sütü emsin. Ondan sonra ancak yediririm diyor. Bu bir şekilde beklerken. Şu an ne oldu biliyor musunuz? Şu an ne oldu biliyor musunuz? Şu an bir efendim. Üzerimizden hortum geçti. Kim dua ettiyse. Bu ben bu yemekleri gösterirken bilmiyorum yani maceracı ye hiç bize verme diye kim dua ettiyse bakın söylüyorum dua kabul oldu. Ne o ablacığım? Su böreği. Su böreği, bildiğimiz su böreği. Hemen onun önünde, üzerinde bir şey var. Bu nedir? Yaprak mantı. Yaprak mantı. Evet. Allah Allah. Bakın mercimek üzerinde. Tut anacığım şunu evet. Bir. Evet. Üzerinde mercimekli yaprak mantı. Bir bakayım hemen tadına. Mantı tadı var. Ama bunun içinde et yok. Et yok. Yani et yok. Ama tadı gerçekten farklı. Diğer tarafta ablaların yapmış olduğu gözün hemen kenarında helvayı görüyoruz. Bakın tel helvası deniyor ona. Ve bunu parça parça yiyebiliyorsunuz. Söyleyebileceğim tek bir şey var. Bayburt gerçekten saklı bir hazine. Yani gizli bir cennet. Rabbimin bu dünyada yarattığı bir cennet köşesi. Mutlaka ama mutlaka buraya gelmelisiniz. Gelince bir kere ne kalbiniz, ne gönlünüz, ne de mideniz boş kalmaz. Bunun garantisi de buradaki kıymetli ablalar ve sofra. Şimdiden afiyet olsun.
abi cezasını. Oo! Böyle bir paketten bunun çıkacağı aklıma gelmez. Evimizi buzdolabı kapağıyla mantolama yaptı. Buzdolabı kapağıyla evimizi mantolama yaptı. Yani şunu baktıktan sonra vallahi aynı yemek gibi ha. Ha kuzu ha bu. Bakın ya, ne kadar güzel bir türkü değil mi? Lüllülli, zaten öğrendiğim tek kısım lüllülliydi. Tam onu söylerken bizim derdiniz ya vallahi. Ya tekrar etsin. Nedir abi bu? Şimdi ne dediniz, ne ifade ediyordu bu türkü? Çok güzel bir de lüllülli nedir abi Allah aşkına? Şimdi o, bu türkü bizim sözlerinde görüldüğü üzere kaladan kazlar gelir diye bir türkü. Hı. Bu durumu resmetmiş, tasvir etmiş. Biz lüllülü diyerek o kazlara ne yapıyoruz? Çağırıyoruz kazları. Kazları çağırıyoruz. Gel gel lüllül diye kazlara çağırırız gel. Kazları çağırırken lüllülül diye. Kazı çağırırken lüllülül diye çağırırız. Allah Allah. Gel gel demek yerine. Bunca yıllık maceracıyım demek daha biz böyle bir şeylerimiz bitmemiş. Zaten işim gücüm kazlar çevirmek, kuzu çevirmek. Bundan sonra lüllül dediğim kazlar kaçın. Kaçın valla. Şimdi tabii çok keyifli, çok güzel bir yerdeyiz. Bütün Bayburt'un güzellikleri bir arada. Ağalarım, kardeşlerim, Allah razı olsun bizim için, dolayısıyla sizin için toplandılar. Ve Bayburt Türkü Gecesi denilen, onların her zaman yaptıkları ama bizim çok fazla bilmediğimiz bir geleneği bizim için tekrar burada sergilediler. İşte biz 15 günde bir arkadaşlarla, esnaftan abilerimizle, gençlerle, türküyü yaşatmak isteyen, Bayburt kültürünü, Bayburt türkülerini yaşatmak isteyen arkadaşlarla bir araya gelerek... Bir tanıtalım mı? Mesela burada kasap, mana, özellikle kasaplar tercihindir. Esnaftan abilerimiz var, eczacı abimiz var, evet. Sportif giyim eşyalar satan abimiz var. Başka? Radyoda DJ'lik yapan, öğretmenlik yapan, fakültede çalışan... Kasap yok! Kasap. Kasap yok. Yok. Öyle sizin mi? Sizin yeme durumunuzu biliyorum. Bir dakika. Gene. Yeme abi, durumu ne oluyor? Abi yanımızdaki durumu ne? Çekmeyin şuna kendini. Benim yeme durumu varsa bunun durumu ne? Onun yediğini kimse görmüyor. Hem sen hem fodu. Onun yediğini kimse görmüyor. Siz milletin gözü önünde yiyorsunuz. Bak ben geçen programımızı izledim özellikle. Valla dedim yani ben bunu denem lazım. Ama ben ne diyorum? Gecenin yani 10'unda sizin... izliyoruz, 11'inde. O saatten sonra yemek de bizim için bayağı sakıncalı. Siz belki programı gündüz çekmiş oluyorsunuz. Yiyorum,
Niye yiyorum? Sor bana. Niye yiyorsun? Niye yiyorum? Sordum, halkım için yiyorum. Allah razı olsun. Onlar için. Allah razı olsun. Evet yani. Gerçekten bu hatayı yapıyorum. Yiyorum yani. Ne yapayım? Yapacağım bir şey. Önümüzde Bayburt'a kadar yayılmış. Ben dedim ki kimse tanımaz. Rahat rahat yeriz diye. Gelen gelir. Aa götürdüm diyor. O yüzden ben bundan sonra kuzumuzu yemeyeyim de şey yiyeyim ya. Böyle meyve, sebze. Sebze türü mesela şeyler, dur evet. Bakalım. Domates, biber. Şeylerden de hani geliyor ya yaz. Erik, şeftali. Meyve türlerine. Şeftali. Yok yok ya. Ya ama gerek lazım. Yok yok yani. Limon da yiyin. Bir dakika arkadaşlar lütfen burada ciddi bir durum var. Şeftali deyince bir doğa... Ben bile var ya nasıl yer yaladı. Ben bile böyle oldum ha. Yanlış bir şey mi söyledim? Boğazım kurudu Murat. Boğaz kurudu. E tabi doğal limon olarak. Verelim. Hani türkü falan söylüyoruz ya. Hemen bir su. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, iç abi. Ha, Şifa olsun. Şifa. Ben bir yanlışlık mı yaptım, bir hata mı ya? Ben hayır sadece bir dakika abi. Yani hani çok et, süt olunca hani herkes de diyor aman götürdüm falan. Ben dedim ki hani yani artık şeftali falan. Çok fena bir azar yakalaması oldu. En kibar tikli abisi herhalde. Zannediyorum herhalde kamera heyecanı olsa gerek. Evet. Değil mi? yoksa şeftaliden... Biz peki başka güzelliklerimiz var. Tedbirimiz yok ama yani eğlentilerimiz var. Türkülerle oynanan oyunlarımız var. Nasıl türkülerle? Yani türkü söylenip bu arada da oynayan arkadaşlarımız olacak. Müsaade ederseniz. Yalnız bir şey ifade etmek istiyorum. Bu oyunu belki Bayburt'ta oynuyorlar. Türküsü de söyleniyor ama... Televizyonlarda ilk defa oynanacak bir televizyonlarda oyun. İlk defa göreceğiniz bu da size nasip oldu. Allah razı olsun. Bayburt oyununu şu an görmeye hazırsanız herkesi alkışlarla beraber hadi bakalım. Osman abi, Osman abi, Aydın abi buyurun. Burası Anadolu. İyi vakit geçirmek, kendini iyi hissetmek ve eğlenmek için paraya, pula, şık mekanlara burada ihtiyaç yok. Siz sadece güler yüzlü ve hoş sohbet Bayburtlular, onların güzel sesleriyle şenlendirdiği türküler ve bu keyfi evinize renk getirecek maceracı yeter. Sıçan gelir takır tukur, ben zannettim cibim dolur. Sıçan gelir takır tukur, ben zannettim cibim dolur. Bizim sıçan evlenecek, parası yok bile. Yani şunu söylemekte fayda var. Buyurun abi lütfen. Şimdiye kadar ben böyle bir oyun görmedim. Yani sözleri çok güzel. Ne kadar keyifli. Yani hani diyorsunuz ya yani köy oyunlarında insanlar hani belki düşünebilirsiniz. Nasıl eğleniyorlardı? İşte bunlarla eğleniyorlardı. Yani hep bu aslında bu köy kültüründen, köy odası kültüründen, köyün evet. Kültüründen çıkıyor. Değerlemiş. Değil mi? Soğuk, bir yapacak bir şey yok. Devamlı hareketli işler yapıyorlar. İlk defa da maceracı farkıyla bu güzel oyunu izlediniz ama... Köy oyu yani köy odası denince bir kere oyun yani hani oynamanın sadece dışında oyun bir de sadece oyun vardır. Yani var. Normalde oturan var mı onlardan? Arkadaşlarımızdan rica edelim. Ne oyunu abi? Evet oyunumuzun adı parlak şıkılatma oyunu. Ben şimdi oyun için birkaç arkadaşımı alayım. Kurban diye. Buyurun. Daha çok. Evet. İsmi de Kurban. Evet, Murat Hocam. Kurban mı ismi? Evet. İsmi de Kurban.
Bir dakika, biz şimdi kurban için kurban mı seçtik? Evet. Yani senin ama kurban değil. Kimlikte yani yazan ismin kurban mı? Evet, kimlikteki ismin kurban da buradaki kurban ben değilim. Geleceğiz artık onu. Tamam, abi bir ilk yaşandı valla. Bakar mısınız, kurban seçtik ilk defa, ismi de kurban var. Senin bahtın, talihin zaten bir de kurban üzerine vurulmuş valla. Oturalım arkadaşlar. Evet. Şöyle biraz açılın. Müsaadenizle. Ben de çok yemek yedim. Birazcık gülmemi gevşeteceğim diyor zannediyordum. Meğer. Anam anam. Evet, her zamanki gibi köy oyunlarının vazgeçilmez malzemesi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, ben oyunu yönetiyorum bebeğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Komutumla başlıyoruz. Şaşırmaca yok. Hepimiz aynı ritimde, aynı hızla devam ediyoruz. 1, 2, 3 başlıyoruz. 1, 2. 2, 4. 4, 3. 3, 4. 4, 2, hop. 1, 2. Hızlan biraz. 2, 5. 5, 3. Ya özür, ne oluyor ya? Ne gidiyoruz? Şimdi hep beraber hareketler yapıyoruz ya. Arkadaş hareketi gez yaptı. Yani biz bunu yaparken o bunu yaptı. Yakaladım orada. Ne yaptı pardon? Şimdi biz şu hareketi yaparken arkadaşımız şunu yaptı. Biraz daha gez kaldı. Sen bunu nasıl yaparsın? Abi sen bunu nasıl yaparsın? Allah! Evet, bundan sonra yayına bir 5 dakika ara verelim. Çünkü o el eğer benim elim olsaydı muhtemelen yani en az bir hafta doktor rapor aldıydım. Nasılsın kurban? İyi misin kurban? Yapmaya çalışıyorum. Allah. Hadi bir devam edelim. 1, 2. 2, 4. 4, 6. 6, 1. Çok güzel. 1, 3. 3, 5. 5, 1. Çok güzel. 1, 2. 2, 4. 4, 2. 4, 5, 1. 1, 6. 6, 1. 1, 3. 1, 5. 5, 2. Hop beri. 2, 6. Ne oluyor ya? Etim bozdum. 1, 2, 3, 4 derken birbirlerine bakıyorlar bunlar sanki. Birbirlerine bakıp bir şey yapıyorlar. Şaşırtmaca var. Mesela burada 1-2 oynarken Murat Bey 3'ü diyecek 4'e bakıyor. İşte 4'ü yanıltmaya çalışıyor. Ya da 3 diyor 6'ya bakıyor. Gözleriyle şaşırsın diye. Orada şaşıran düşüyor zaten tuzağa. Mesela dayağı yiyip kalkıyor yukarıya. Yani işi özü buraya insanlar dayak yemeye geliyor ha. Kim ne oldu şimdi? Kim kazandı? Şimdiki kurbanımız arkadaşımız. Evet şaşırtın. Arkadaşım. Ne yaptın sen şimdi? Ne olmadı? Arkadaşın bir kendi numaramı, iki de arkadaşın numarasını söyleyemedin. Olan oldu yani. Kaderine razısın yani. Kaderine razıyım. Zaten bu güzelliği bu zaten. Dayak yemesek tadı çıkıyor. Evet ya, bu alışkanlık dedim ya ben size. Ama buna biraz az vur, bu yazık. Yok, adaletsizlik yapamam. Öyle mi? Tabii, herkes aynı seviyede. 50 kilo zaten, kurban olayım ya. Günah yere de yani. Oh! Nasılsın? Ben boşa mı kendimden geçiyorum senin için? Yok, bana az vurdu değil, sizin kilonuza göre görürsünüz. 1, 2, 3, başla. 1, 2. 2, 4. 4, 3. 3, 1. 1, 5, hızlı. 5, 6, hop. 6, 1, hop. 1, 2. Evet işte kaldı. Evet, ver abi cezasını. Vallahi hak etti ya, böyle kaldı yani. Büyük bir zevkten verebilirim. Oo. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yerlerinizi alalım sizi. Şimdi tabii eğer Bayburt'a gelirseniz burada gerçekten muhabbetle keyif alacağınız çok güzel oyunlar var. Çok güzel insanlar var. Şimdi size öyle bir sürpriz yapacağım ki bir türkü var. Yani hepiniz biliyorsunuz mutlaka ama bu türkünün belki de Bayburt'tan çıktığını bilmiyorsunuz. Hazırsanız son olarak
gerçek yerinde Bayburt türküsü, yani o dediğim Bayburt türküsünü şimdi hep beraber abiler söylesin, onunla veda edelim. Hazır mısınız abi? Hazırız. Sürpriz olsun ama sakın söylemeyin ismini. Hadi bakalım. Böyle bir paketten bunun çıkacağı aklıma gelmez. Evimizi buzdolabı kapağıyla mantolama yaptık. Buzdolabı kapağıyla evet. Evimizi mantolama yaptık. Evet. Yani şunu baktıktan sonra vallahi aynı yemek gibi ha. Ha kuzu ha bu. Arkamda görmüş olduğunuz meydan Saathane Meydanı. Ne kadar güzel bir isim var değil mi? Bayburt'un aslında burası en işlek caddesi diyebiliriz ama benim dikkatimi, ilgimi çeken kısım bu kısım. Yani Kasaplar Çarşısı. Yani şu ismin güzelliğine bakın. Kasaplar Çarşısı. Ve bu Kasaplar Çarşısı neden insanı kendine çekiyor biliyor musunuz? Girer girmez ilk defa Bayburt'ta gördüğüm bir çağrı mekanizması var. Yani gel diyor, gel bu tarafa doğru diyor buraya gelenlere. Her ağacın üzerinde bir lavaş asılı. Ve diyeceksiniz ki bu lavaş acaba yani ne zamandan beri kaldı? Ama bundan bir şey olmaz diyeceksiniz. Çıtır çıtır lavaş. Yani o kadar güzel bir tadı var ki. Ben bunu sonra almak üzere buraya koyayım. Yani sanki benim buraya geleceğimi tahmin etmişler ve benim buraya gelişimi hazırlamışlar gibi bir duygu var. Evet, ben buraya geldim. Bu çarşının içine size ne güzel, öyle hoş bir kebap tanıtacağım ki şaşkınlıkla izleyeceksiniz. Çünkü Bayburt'ta sadece belli zamanlarda yapılıyor bu kebap. O da genelde iftar zamanlarında, Ramazan'da yapılıyor. Kurban olurum seni yaradan Allah'a ve onu yapan da benim adaşım Kasap Murat. Hey! Hoş geldin.